trip atan, böyle kolay küsen bir tanıdığı olan veya bir ilişkisi olan, ne bileyim eşi öyle olan var mı aramızda? Hah, buyurun verelim beyefendiye mikrofonu. Şimdi ilk tanıştığımız zaman hikaye şeydi, yani ne konuşsak ortak noktamız çıkıyordu. Genelde tarih, spor, siyaset bile tartışabiliyorduk. Neyse o da çalışıyordu, ben de çalışıyordum. Gün içindeki attığımız mesajlar, aradaki o zaman dakikası birbirine çok önem vermiyordu. Ama işte o işten ayrıldı, ben çalışıyorum hala. Her zaman bir boşluk yakalayıp mesajla da arayamıyorsunuz. Bu sefer mesaj atıp karşılık beklemediği zaman bir surat sanki bir şey yapmışım. Hani onu aldatmışım gibi bir başlıyor öyle. Akşama kadar o devam ediyor. Yani artık mesaj atıyor, siz aynı güzellikte cevap vermeyince... Yok hayır. Mesaj attı, 2 dakika içinde cevap yazmazsanız iptal. 2 dakikanız var. Konuya nereden giriyor? Konuya işte misal veriyorum, nasılsın? Günaydın diye mesaj atıyorum sabah. Günaydın diye mesaj atıyor. Bitti. Ondan sonra bir daha benim mesaj atmam gerekiyormuş. Genelde nasıl sonuçlanıyor? Bu kavga nasıl tatlıya bağlanıyor? O çok uğraşıyorum ya. Bazen günler sürüyor. Çektiriyor yani. İnsan gibi de çektirmiyor. Nasıl çektiriyor? Ya. İşte bildiği bütün işkence tarzlarını kullanabiliyor yani o konuda. En önemli işkence yöntemi ne hanımefendinin? Sağlık okuduğu için biliyor yani. Özel noktaları, ortopedi teknikleri kendisi. Noktalara baskı mı uyguluyor? Aynen, o noktalara baskı uygulayınca böyle kalıyorsunuz. Hareket edemiyorsunuz. Mesela hangi nokta en, biz de bilelim, zayıf noktamız neresi? Ya bize kalsın o ya. İnsan omuz momuz deyip kurtulurdu ya. Peki. O zaman biz hayal etmeye devam edelim. Teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. Mutluluklar dileriz efendim. Bunlar tadı tuzu işin. Biz bir ilişki kavgasını eğer bir futbol maçı gibi yorumlarsak nasıl olur diye düşündük. Uygulamaya geçtik. Bakalım nasıl oluyormuş. Buyursunlar. Evet sevgili seyirciler, yeni bir ilişki sahasında yine sizlerle beraberiz. Bu haftada bol entrikalı, bol tripli, görümceli, kaynanalı bir hafta oldu. Tartışmalı pozisyonlara ve birbirinden güzel triplere geçmeden önce... Nezaket hocam, o son çıkan eyeliner nedir öyle ya? Hanımlar, beyler, şimdi bu eyeliner'ı sevmeyen olursa, ben buradan çok açık ve net konuşuyorum. Ben çok net bir insanım. Ben makyajı bırakıyorum. Audrey Meydan. Hayda! Ya hocam, ilişki baronlarının oyununa geliyorsun sen! Ya geliyor ya! Ya yeter lan şimdi ya! Ya lütfen konuşturmayın beni. Ben genelde konuşurum. Burcu, Burcu provoke etme. Bak ben o eyeliner sürdüm, 8 saat bana mısın demedi. Üstelik 2 kere unutup gözümü ovuşturmama rağmen. Lütfen. Hayırdır hocam, ağlıyor muydun? Türk filmi izliyordum. Bazıları gibi Amerikan romantik komedilerinde ağlamıyoruz. Doğru, doğru ama ağlamadım. Seyirciyi oynama. Seyirciyi oynama hocam, bak yapma. Benim elimde belgeler var. Konuşursan burada Türkiye karışır. Ya git Allah'ını versen, sen bırak ya. Hocam o konuda. Hey Burcu. Eğer sen kadınsan, hanımsan, o belgeleri yayınlarsın. Anladın mı? Eğer benim Amerikan filminde ağladığımı ispatlarsan, ben de takım elbisenin altına beyaz çorap giyip Taksim Meydanı'nda dolaşmazsam hafif meşrebim. Hocam ya sen var ya, sen yollusun ya. Hocam yok. Ya ben beni konuşuyor. Ben elinde belgelerle konuşurum ama belgeler önünde. Şimdi o konuya biz haftaya masaya yatıralım. Ama evet, şu an evet haber veriyorlar, canlı bağlantımız hazırmış, buluşma sona ermiş. Evet, buluşma sonucu için evet şimdi Mustafa'ya bağlanıyoruz, muhabirimize. Mustafa, Mustafa beni duyuyor musun? Evet Sinan, seni duyabiliyorum. Dün akşam dışarı çıkmadık ve arkadaşlarla hiçbir şey içmedik.
Bu çocuk da bizden trip yiye bir hal oldu vallahi. Bütün dengesi ya, şaştı. Bal ya. Onu sormuyoruz Mustafa. Buluşma nasıl geçti? Vallahi iki kadeh hep bir şeydi. Ben erken döndüm zaten yani. Uzatma. Buluşmaya geç Mustafa. Evet. Bol heyecanlı, bol tripli bir buluşmaydı. Ve buluşmanın mağlubu Hüseyin yanımızda. Hüseyin neler söyleyeceksin? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Buradan hocalarıma da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ya bırak ya. Hocam ne yapıyorsun? Hadi ya. Çocuk, hadi ya. Ben söylüyorsam bir bildiğim tamam, var tamam. Ya. Ben... Merhaba, merhabalar Hüseyin. Hüseyin, tam 4 haftadır trip yemiyordun. Bugün tam 3 tane trip yedin, hayırdır? Hüseyin duyuyor musun? Bak duyuyorsan duyuyorsun, duyuyorum de yoksa vallahi adamı süründürüyorlar. Ben perişanım ya. Duydum, duydum. Benim gibi tecrübeli bir erkek arkadaşa yakışmayacak tripler yedim. İlk tripi çok erken yedik. Ondan sonra tabii birbiri ardına geldi. Üzgünüz yani. Bak Hüseyin, haftaya Kayran'ın evinde deplasmana çıkacaksın. Senin bu haftaya daha iyi hazırlanman gerekmez. Ya üç trip nedir ya? Tamam. Ya böyle bir şey olabilir mi hocam? Ya, ya yeter be. Ya yeter ya. Ya böyle bir şey yok ama ya. Arkadaşım, sakin arkadaş. Su falan mı içsen hocam? Su iç. Ya yani suyum hocam... yok ya. Herkese su veriliyor. Benim ya, suyum mış, yok mış, ya. Kadının ya. Suyu geldi. Benim suyum tamam. Yok ya. Ya yok işte su ya. Bir şey var. Hey. Çay var. Hocam şimdi baktığınız zaman çok kolay trip yiyoruz. Ama daha fazla çalışacağımıza inanıyorum. Ben bakacağız yani artık şimdi ilişki dediğimiz uzun bir maraton. Anlatabiliyor muyum? Evlilik baskısını da atlatıp bekara düşmeden sezonu kapatabileceğimize inanıyorum. Yani. Şimdi Hüseyin tartışmalı pozisyonlar var. İlk tribi garsonun poposuna bakarken yemişsin. Ne diyeceksin? Hocam kesinlikle haksız bir trip. Ben o sırada şarj için gerçekten priz bakıyordum kendime. Şimdi orada bir dur. Orada bir dur. Orada. Ona biz karar vereceğiz. Buradan 70 milyonun önünde bütün görüntüleri ağır çekimde yayınlayacağız ve göreceğiz. Ama hocam sizin orada dakikalarca izlediğiniz şey şimdi orada 2-3 saniyede olup bitiyor. Ya Hüseyin bir dakika ben konuşacağım. Herkes beni dinle. Bak, bak Hüseyin. Senin annenin başka bir gelin adayıyla görüştüğüyle ilgili... prensipte anlaştığıyla ilgili bilgiler geliyor. Bak. Senin havamda gelin adayıyla annenin konuşmalarını tapesi... Ya tape nedir ya? Hocam, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kalem düştü ya, kalem. Alayım onu. Hocam kalem. Aa, bak ben biliyorum, ben belgelerle konuşuyorum. Bak ama belgeler evde. Bak. Hocam kesinlikle gündemimde bir transfer yok. Ben Mehtap'la mutluyum. Öyle bir şey gündemimizde yok yani. Zaten Mehtap'la anlaşmamız da devam ediyor. Önümüzdeki buluşmalara bakacağız. Ya. Peki o zaman yüreğine sağlık diyoruz Hüseyin. Evet galiba Mehtap geldi şu an Mustafa. Mehtap orada galiba. Niye geldi diye söylemiyorsun. Anan olsa hemen yetiştirirsin. Tabii anası olsa hemen. Her zaman burada hemen. Bir stres kalır. Doğru, evet. Doğru ama tam değil. Özür dilerim, özür dilerim. Evet bugün buluşmanın galibi Mehtap yanımızda. Mehtap bugün tam 3 trip attın. Resmen hat trip yaptın. Bravo. Ağzına sağlık. Evet, çok teşekkür ederim. Bu hafta yoğun bir WhatsApp dönemi geçirdim. Vallahi tüm kız grubuma buradan minnetlerimi sunuyorum. Çalışmalarımızın karşılığında 3 triple aldık, mutluyuz. Mehtap, Hüseyin ilk tripte kusurlu hareket yok dedi. Sen ne diyeceksin? Şimdi Sinan hocam, sonuçta popo yuvarlak. Boş bakış bulunca ben de değerlendirdim. Seni alnından öpüyorum Mehtap. Ben. Seni alnından öpüyorum. Bu hareketlerle, bu mantaliteyle Avrupa'da başarıyı yakalarız. Yurt dışı tehlikeli arkadaşım. Bir arena bak. Rihanna'nın itilip kakıldığı, Adriana Lima'nın aldatıldığı bir yer yurt dışı ya. Ya beni burada konuşturmayın ya. Ya konuşturmayın beni burada ya. Beni bana geliyorlar ama ya. Ama hocam yurt dışı demişken şu an arkadaşlarım bana bir son dakika bilgisi veriyor. Johnny Depp bitmiş. Ne? Johnny Depp bitmiş. Bir dakika, bir dakika hanımlar. Arkadaşım bir dakika. Bu çok önemli bir mevzu. Emin misin Sinem? Bitmiş hocam. Hayda. Kesin bilgi mi, doğru mu? Hocam Johnny Depp bitmiş. Ya. Yüzüğü takmışlar, sözü kesmişler, Johnny Depp bitmiş. Ya ne? Ya hayır. Bak olaya bak ya. Böyle bitmiş. Bir şey olabilir mi ya? Johnny Depp'i tanıyorum abi ben. Ya bitmiş adam, ben görüncesini tanıyorum ya. Hocam bitmiş.
bitmiş. Mutluluklar diliyoruz. Evet Mehtap, buluşmaya dönersek sen sene sonunda yüzük takma şansını nasıl görüyorsun? Şimdi hocam 3 sezondur mücadele ediyoruz. Tabii bu sezon sonunda mutlu son bizi bekliyor diye düşünüyorum. Yüzüğü taktıktan sonra da hiçbir rakibimden korkmadığımı buradan belirtmek isterim. Evet, Mehtap'tan çok iddialı açıklamalar geldi. Biz de yakından takipte olacağız. Tekrar geçmiş olsun diyoruz Mehtap. Teşekkür ederim Sinem hocam, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, Mustafa sana da teşekkür ediyoruz. Boyun devrilsin. Ya ben ne yaptım şimdi ya? Sevseydin anlardın Mustafa. Aptal. Tırnak içinde söylüyorum aptal. Malsın ama adam. Bak mı? Haklı. Şu an hocam haklı ya. Ya bak ben size söyleyeyim bakın. Ne? Bakın hocam, benim söylediğim doğru. Ha yanlışım var. Yok yok mu değil. Yok, arkadaşım. Bak. Ama doğru ben zaten. Doğruyum. Aynı bak. Anda konuşsun. Yanlış olabilir. O değil. Bazen ya. Bak bizler için de büyük sıkıntı yapı, olur. Alt yapının biz burada. Ben bir şey diyeceğim. İlişki sorun. Sen benim. Hayır. Hocam benim mi kırılacak? Ben hocam beline bir şey. Ya gerden kırdı ya. Evet arkadaşlarım beni şu an. Evet görüntüler gelmiş. Görüntüler gelmiş. Tartışmalı pozisyonlara geçiyoruz. Evet Nezaket hocam sizi de lütfen ekran başına alalım. Lütfen buyurun tartışmalı pozisyonlara geçiyoruz. Evet ilk tribün geldiği pozisyon garsonun geçtiği an. Evet. Uğurcuğum normal hızında bir oynat görelim. Evladım oynasana. Oyna başla. Dur dur. Nereye bakıyorsun lan gerizekalı? Dur dedim Uğur dur. Bak 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 zoom yap zoom yap. Hüseyin'in suratına zoom yap. İfadeye bak. Evlekliğe bak. Masum ifadeyi görüyor musun? Hocam sen şimdi trip dizi abi değil mi diyorsun? Şimdi ben ağır çekimde tekrar göstereceğim. Bakacağız, göreceğiz. Al geriye Uğur'cum. Al Uğur geri. Al, 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 al. Al evladım. Al. Al geri, geri. Ama... Şimdi yavaş ağır çekimde oynat. Ver ağır çekimde. Uğur ver. Evet. 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 Dur, dur. Hüseyin'in suratına bak. Bakın arkadaşlar, ben bu işi 20 yıldır yapıyorum. Bu bakışta çizgiyi geçmiş, trip doğru. İşte. Ya hocam, benim gözüme şimdi bir şey takıldı. Kaldığı yerden oynatabiliyor muyuz Uğur'cum, Zura? Kaldığı yerden kaldığı oynatalım Uğur'cum. Oynatalım. Kaldığı yerden. Nereye bakıyorsun lan gerizekalı? Ne nereye bakıyorum aşkım ya? Dur dur oğlum. Bak hocam, bak. Bak hocam. Hüseyin'in gözler nerede? Bak, evet, ya ben bakalım. Biliyorum da söylüyorum ya bak. Bakalım. Şimdi eğer Hüseyin'in gözlerine bir çizgi çekersek... ...şu şekilde... Ya. Bakıyor. Hatta ne nereye bakıyorum aşkım sorusunu sorduktan sonra... ...tekrar bakıyor. Başka soru yok. Anlatabiliyor muyum ben? Dedim çıktı. Evet Burcu. Burcu, seni tebrik ediyorum. Pardon, evet. Arkadaşlarım şu an beni uyarıyorlar. Şok bir gelişme varmış. Ya, evet, ya. Mustafa nedir şok gelişme? Şok, şok, şok! Ben inanamıyorum. Burada çok acayip şeyler oluyor. Transfer dedikodularını reddeden Hüseyin... ...annesi kendisine Dilek'i ayarlamış ve Dilek'le Hüseyin el tutuşmak üzere. Evet, buradalar kendileri. Evet, işte sayın seyirciler, her şeyi yine bizde ilişki sahasının farkıyla izliyorsunuz canlı yayında. Evet. Evet, Aysel Başkan, bize transferin iç yüzünü anlatır mısınız? Vallahi Dilek benim komşumun torunu, Hüseyin'in de çocukluk arkadaşı. El almış süt emmiş bir kız. Kendisi zaten bekardı. Bonservisi elindeydi. Hüseyin bugün yine arayıp kavga ettiğini söyleyince hızlı davranıp transferi bitirdik. Ya İster Başkan, şimdi bak Hüseyin'in geçen ilişkisinden kredi kartı daha soğumadı. Sen bize bunu açıkla. Vallahi it hızlı. İlişki tatlı aşk. Gönlüm var. Akak oluyor. Gönlüm var.
kalaya konuyor. Look at the finger. No ring. Yüzük yok. Her şey kurallar çerçevesinde yapıldı. Hüseyin ayrılık mesajını çoktan attı bile. Peki Hüseyin, sen yani bir uyum sorunu yaşayacağını düşünüyor musun? Sonuç olarak büyük bir aileye geldim. Mutluyum. Ben zaten küçüklüğümden beri dileği tutuyordum. O yüzden huzurluyum yani, geldim. Burada bana çok yardımcı oldular. Gerek Dileğin ailesi olsun, gerek arkadaşları olsun. Bana evi gezdirdiler, yardımcı oldular. Kısa zamanda uyum sağlayacağıma inanıyorum. İlk buluşmamızı can atıyorum gerçekten. Hemen bir an evvel buluşmak istiyorum. İlk buluşmamızı gerçekleştirmek istiyorum. Evet, bu ilişkiye üç şapşırık hedefiyle başlayacağız. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdim. Bunun dışında bu ilişkiye kadın dergilerinden hazırladığım özel bir programla hazırlandık. O zaman bir poz alabilir miyiz basın için? Şöyle bir poz. Hüseyin, şuradayız Hüseyin. Şöyle Hüseyin, şöyle. Hüseyin, buradayız Hüseyin. Hüseyin, buradayız. Lan! Ne oluyor lan burada? Mesajla ilişki mi feshedilir? Yönetmelikte bunu engelleyen bir şey yok. Kim bu kız ya? Kim? Vallahi saçını başını yolarım bak. Hadi lan oradan. Benim damarımı kessen Hüseyin akar be. Sen kimsin lan sen, öyle seni? Aa, ne yapıyorsun? Ya, 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 çok kötü görüntüler. Gerçekten insanın içi burkuluyor. Evet, Mustafa da hala bize anlatmaya devam ediyor. Acaba önemli bir şey söylüyor mu? Ver Mustafa'nın sesini. Tribünlerden trim atılmaya devam ediyor. Kötü durumdayız biz burada. Alalım, alalım Mustafa'nın sesini. Evet, yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten çok çirkin görüntüler ya. Nezaket hocam, ben gene özür dilerim. Ya geri ya. Ya Avrupa'da başarı gelmez bu şekilde. Şu manzaraya bak. Ya altyapı, altyapı. Ben diyorum hoca ya, siz bilirsiniz, cahilsiniz. Hocam, bak, ilişki dünyasında entrika dolu bir haftanın daha, bir gıybet dolu haftanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli seyirciler. Evet, haftaya yine görüşmek üzere. Sen kalın efendim. Gel.